Sevgili izleyiciler, Züccaciye Fuarı'ndayız. Ve bunun üzerine çok güzel Kütahya firmasıyla beraberiz. Tülü Porselen. Bakalım kendileri neler üretiyor diyorum. Firma sahibim Ali Kılınç'la bunları anlatacağız. Ama sektörün burada favori olan renkleriyle beraber konseptlerini konuşacağım. Merhabalar Ali Bey. Merhaba efendim. Efendim, kaç yıldır sektörün içindesiniz? Biz 25 yıllık bir firmayız. Sektöre ilk olarak aksit pazarlamayla başladık. 2001 yıllarda imalata başladık. 2013'ten sonra da yumuşak porselen üretmeye başladık. Ürünlerimiz %20'si ihracata gönderiyoruz. Yurt dışı İngiltere, Almanya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere gönderiyoruz. %65'i ulusal marketlere çalışıyoruz. Migros, Metro, Carrefour, A101, English Home gibi marketlere çalışıyoruz. %20'lik kısmını da iç piyasadaki bayi ağıyla dağıtım yapıyoruz. Biz geleneksel beyaz porselenin dışına çıkan, kendimize özgün farklı renklerle, doğal dokularla, doğal oksitlerle farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Porselende yeni bir kulvar açmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle aylık 1 milyon adet üretim yapan bir işletmemiz var. Nasip olursa şu an 4. ayda başlamış olduğumuz yatırımla beraber 2020'nin ikinci çeyreğinde 4 milyon adet üretim yapan bir kapasiteye sahip olacağız. Hedefimiz inşallah 2020'de %50 ihracat, %50 iç piyasa çalışmak. Sizi tanıyalım Rana Hanım'a. Merhaba, ben Tülü Porselen firmasının tasarımcısıyım. Tasarımlar sizden çıkıyor o zaman. Evet, evinden. Ekibimizle beraber çıkıyor. Yeni renkleri oluşturmaya çalışıyoruz. Mükemmelliği yakalamaya çalışıyoruz bu konuda. Porselen sektörüne yeni bir yön kazandırmak istiyoruz bu konuda da. Ellerinize sağlık diyorum. Hocam merhabalar. Merhabalar. Burada açıkçası firmamızda tasarımlar üzerinde çalışmalarınızı yapmışsınız. Evet, evet. Güzel de bir ekip oluşturmuşsunuz. Evet. Güzel modeller meydana gelmiş. Evet. Efendim nasıl oldu diyelim? Bu güzel genç beyinleri nasıl topladınız? Şimdi firmamız genç ama tabii Kütahya'daki yüzyıllar boyu üretim devam eden üretimin bütün bilgileri, bütün o birikimi Kütahya'nın hafızasında. Evet. Bizler de orada yaşayan, yetişen insanlar olarak bu hafızanın işte farkındayız. Genç, dinamik bir ekip kurduk ama arkasında bilinçli, bilimsel verilere dayanan bir çalışma var. Bu konuda iyiyiz, yani önümüzde açık. Evet.